Gençler merhaba. Şimdi Barış Bey, başladık mı video serilerine gene? Arkadaşlar bir iki takipçimiz var sıkı. Diyorlar ki aga ne bu iki haftada bir video atıyorsunuz, siz götünüz mü kalktı? Ne oldu, konuşuyordun? Kartonları ne yapacaksın diye soracaktım. Kime atacaksın? Çıtacı bulduk bir tane. 1000 tane çıta alacağız. Kanvas içine, kanvas kumaş içinde arkadaş halletmeye çalışıyor. Şimdi de sipariş geldi. Ne sipariş geldi? Çorap siparişi geldi. Çorap almaya gideceğiz. Ayrıyeten sabun siparişi geldi. Sabun almaya gideceğiz. Kaç tane kıyafetimiz vardı Barış? Göster bakalım. Bu hafta sonu gelen sipariş sayısı arkadaşlar. 2 günde gelen sipariş sayısı. Şöyle arkadaşlar. Göster şöyle. Toplam siparişi göster abim. 41 tane toplam siparişimiz var. Bunların hepsini bugün çıktık. Ama bizim dediğim gibi biz kanvas 50-70 bu tablolar falan da yapıyorduk ya. Onların nasıl anlatayım? Kanvas kumaşçısını işte biz alacağız. Biz tedarik edeceğiz. Çıtasını biz tedarik edeceğiz. Kanvas kumaşını biz tedarik edeceğiz. Fasona dönüyoruz yani. Bizim şoförü. Bulursak şoför de oldu. Tedarikçi bulursak, de oldu. Ya bulduk aslında. Bir tane fabrika var. Bizim bu fason yaptıracağımız abi bize söyledi fabrikayı. İsmini söyle. Oradan dedi, aynı ismini söyleme gerek yok. Oradan dedi ben size tedarik ederim dedi. Biz dedik abi bir bakalım, araştıralım dedik. Yani bir daha ucuzunu denklemeye çalışıyoruz. Aslında elimizde numuneler var. 4-5 tane numune var ama abiye götürüyoruz. Hani olmaz diyor, bu olmaz, boya kıtır diyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. En son işte en kararlısını bulacağız. Şimdi marangozla ben video çektim. Ürünleri, çorapları alırken de video çekeceğim. Ne kartı? Yapı Kredi. Seninki mi? Bende bu var. Nereye Barış abi? Çorapçı bu arada değişti bizim. O geçen videoda izlediğiniz çorapçı değil. Bayağıdır video da atamıyorduk biz çalıştığımız için. Şimdi videolar da gelecek. Baya baya her gün video gelir. Böyle ticaret videoları gelir. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Trendyol'da bir ayda 60 bin liralık bir ciro yaptık. Ama bu net kar değil tabii ki. Net kar bunun içinden belki 10 bin 20 bin lira falan bizedir. Onları da göstereceğim. Geçen videoda böyle bir... Gençler şimdi size Trendyol'u açtım. Bakın şimdi. Son bir haftalık satış 22.729 değil mi? Doğrudur. Şimdi gelelim ödemelerime, bekle. Tamam. Şey Özcan'ın girişine gidecekmişiz. Demirtaş'a gidecekmişim ben. Tamam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi güncel bakiye bu bir aylık satış. Güncel bakiye 53 bin lira. Teslim edilen sipariş 63-64 bin lira. Onaylanan ve kargolanan siparişlerde 5-6 bin liraya yakın. Bunlar onaylandıktan sonra buraya işlenecek. Bundan da buraya işlenecek. İşte buradan ne kadar kesilecek falan falan bilmiyorum. Ben şimdi 50 bin lira yakın, 50 bin lira yakın borca girdim. Nasıl borca girdim? İşte babamdan aldım. İşte benim esnek hesap vardı, oradan aldım, bunu yaptım falan filan. Ben 50 bin lira borca ve tertemiz yapıştırdılar bana. Şimdi ben 50 bin lira borca girdim fakat burada 19 bin lira yazdığına bakmayın. Bunun 2-3 tane vardı burada, silindi. Bana şimdi bu ay yatacaklar, yatacağı için büyük ihtimal silindi. Bana toplamda yani nereden baksanız 65-70 bin liraya yakın para gelecek. O kadar, 53 bin yok. 60-65 bin liraya yakın para gelecek. Yani 50 bin lira borca girdiysem de ne oluyor? Nereden baksanız tam hesabı yapmıyorum şu anda. Tamamen bir 10-15 bin lira falan yediklerimin dışında 15 bin lira da bana kalacak. Hani bir aylık satışım da bu şekilde. Hatta bugün de satış yok. Nedense hani Trendyol'la acaba davalık mıyız onu düşünüyorum. Bugünkü satış 569 lira mesela. Bu çok düşük bir rakam. Görüntülenmelere bakalım. Görüntülenmeler 7964 aslında iyi ama düne göre kötüymüş. Gidişat da kötü. Bilmiyorum. Bakacağız artık. Yani bu şekilde gidiyoruz. Bakalım. Amazon iyi. Trendyol iyi. Allah Amazon dedirtirdi. Bak Amazon'a gireceğiz. Üstün kere anlattık ama detayları gireceğim. E-ticaret nasıl yapabilirsiniz? Nasıl edebilirsiniz? O masa adamı olacağım yani. Masada anlatacağım. Bir arkadaş var İzmir'den. Telegram grubu açmış bize. O Telegram grubuna gelmek isterseniz alta link bırakacağım. Orada işte hem birbirimize bilgi paylaşırız. Hem de bilgi paylaşmazsak bile İşte ne ticaret yapıyoruz, ne yapmamız gerekiyor falan onları anlatırız. Toptancıysanız işte ürünlerinizi sergilersiniz. O şekilde bir toptancı Telegram sitesi açacağım. Tutmazsa
İçine hani... videolar yükleriz. O tutar. Video izleriz orada. Hep beraber. Onları yaparız. O şekilde bakalım şimdi gidiyoruz. Bir çorap alalım. Sabun alalım. Ondan sonra geri döneceğiz. Trend ol. PTT ile çalışmayı bıraktık Barış. PTT ile çalışmayı bıraktık. PTT! Ne oluyor böyle? Hep 40 geliyor. Teslim edilmeye gönderi. Ha? Güvendik sana ucuz diye. Demek ki ucuz etin yahnisi böyle oluyormuş. Başlangıç. Arkadaşlar Trendyol Express'e geldik. Tertemiz işler. Gidince çekeceğim. Gizli kaçak çekeceğim. Diyorsun. O kadar temizler ki yemin ediyorum. Eldivenle çalışıyorlar ya. Avrupa mı burası kardeşim? Eldivenle. Burası Avrupa mı? Eldivenle çalışılır mı ya? Trendyol Express. Ne yapıyorsun? Niye kargoları fırlatmıyorsun? Ha? Onu bizim alışkanlığı olduğumuz kargocu böyle kargoyu fırlatır. Sen niye fırlatmıyorsun? Eldivenle çalışıyor. Olmadı. Neyse. Bakalım öyle. Ben hadi görüşürüz. Lan gel gel de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi numune bu. Ramazancığım en iyi yaptığın işe yap konuş. Ben niye konuşuyorum birader? Şimdi kanvas kumaşı aramak için benim, neler yapıyor? Ya benim kardeşim, benim takipçilerim anama bu e-ticarette, bir nasıl hafta, yaptığını, nasıl bir, araştırma yaptığını anlatmak istiyor. Yani bunu istiyorlar. Bir haftadır gitmediğim yer kalmadı. Sen bunun farkındasın değil mi? Bir haftadır anam ağlıyor. Sabah 8, akşam 11 çalışıyor. Gelmişim ona bu anlat diyor. Anlat bakayım, nerelere gittin? Ben gitmediğim yer kalmadı Bursa'da. Bir de ben tekstilciyim. Yani tanımadığım kişi yok, yaptıramayacağım kişi yok. Bu kumaş yok. Muadili olabilir. Muadili olabilir, kumaş yok ama. Ya kumaşın ya vardır da. Kumaş var. Bak kumaş var. Heh. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Sen küçük metre istiyorsun. Evet. Bana iste 10.000 metre, ben bu kumaşı üretirim. Sen o benden istediğin 100 metre, 200 metre, atıyorum 1000 metre bile istemiyorsun. Yani iste 10.000 metre. Arkadaşlar 1000 metreyi ben ne yapacağım? Bunu sokacağım. Ne yapacağım 1000 metreyi? İste 10.000 metre kumaş, ben sana üreteyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani üreticiyi bulmak zor. Türkiye'de üretici gördüğünüz gibi 10.000 metre istiyor. Üreticileri yatırıp... Ha Barış? Bu da Covid midir nedir aman ağabeyim? Siktir git yanımızdan. Takipçileri hasta etme. Yani bu üreticilerin götü kalkmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10.000 metre işte. Ya bu ne kardeşim? Bir çıkartsana 100 metre. İşçilik kurtarma, işçilik. Bak. Gören abi. Gençler bunlar esnaf yalanları. İşçilik kurtarma, imtihanı onlar esnaf yalanları. Lan 1,5 dolardan boyuyorsun. 1,5 dolardan boyuyorsun. Kardeşim ülkede 100, dolar, 100. Dolar sanki 20 lira. Dolar dedim 1 lira. Sen ülke ekonomisine kötü mü diyorsun yani? Ha? Tamam oğlum. Bir en ufak boyama makinesi 500 kilo oldu. Tamam. Tamam 500 kilo oldu. Malı üreteyim, tamam. Boyayayım, tamam. 1,5 dolar değil de 1,75'e boyarlar, 2'ye boyarlar. Tamam. Ondan sonra al malını git. O şekil. Ben 500 kilo mal lazım bana. Arkadaşlar teknik detayları merak ediyorsanız Ramazan Bey'i yönlendirebilirim size. Sabah akşam bunaltın. Nerede herkes arasın istersen. Ne lazım? Vallahi arkadaşlar dediğim gibi. Hepiniz toplaşın, 500 kilo mal üreteyim, satayım. Yani sıkıntı şey değil, ürün bulmak değil. Sıkıntı ürünün... Ürünün değil. Ürünü bulmak. İyisini ve ucuzunu bulmak. Sıkıntı burada başlıyor. Yoksa kanvas kumaş herkes satar yani, gidersin alırsın. Ama değil mi? Fiyat kurtarır mı? Onları hesaplamak lazım. Onları çözmek lazım. Şimdi kumaşçıya gideceğiz bakalım. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar çıtaları aldık. Gerçek çam çıtası ha. Yemin ediyorum sıkıştırılmış talaş değil yani. Aldık şimdi. Gelsin konuşacağız. İşte bu karton durumunu falan hallettik. Yarın bunlardan çıtalarla ilgili fiyat alacağız. Bekliyoruz şimdi. Baskı yaptıracağız işte. Kargo yetişmemiz lazım. Saat oldu 4. 2 tane de kargomuz var. Onları vermemiz lazım. Kıyafetleri çıkarttık da suratla beraber. Bunları çıkartacağız bakalım. Telaşlıyız. Yağmurlu bir hava. Ha? Hocam ya. 2 tane kanvasımız kaldı. Bir gün gecikmeli. Mecbur olarak araba da yok altımızda. Yağmurda elle götürüyoruz. Evet. Yani yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çok yanlış bir sistem. Sıkıştık. Çok sıkıştık ama ciddi anlamda çok sıkıştık. Düzene sokacağız. Şu ikisi var ya bizi çok sıkıştırıyor. Şunları çıkartalım. Yani iki günümüzü aldı. Abi, i̇ki bitti. Günümüzü. Şunları çıkartalım yani. Kafamız o kadar rahatlayacak ki. Hadi bakalım. Gene kaldın mı hocam? Bir tane iyi oldu. Hastayım ha. Hastayım. Bütün önce sarımla ayak. Sarım yedim de ayaktayım ha. Kur'an şerbeti sarımlarla ayaktayım. Trendyol duy bunları. Adam serum takıyor. Trendyol destek yardım etmiyor. Böyle bir şey var mı ya? Tamam adamdan adres çarçurt çart, ikameti aldın mı? Aldım. Nasıl aldım? Niye para buldurmuyorsun abi? Niye bunu önceden şey yapmıyorsun? Cebini yani... 30 lira atıp da
30 lira tutmaz ki oğlum. Ha, her neyse ne tutarsan tutsun. Niye cebinden nakit bulundurmuyorsun, bunun bilincindesin? Bu bir görev değil mi senin için? Yarın Trendyol Express'e veririz ya. Öyle düşünün. Acelesi yok bunun. Emin misin? Evet. Ya adam yazıp duruyor. Tamam, bugün not da koyacağız ona. Not da koyarız. Adam yazıp duruyor, nasıl acelesi yok? Tamam, yarın dedi. İlk iş seni sabah vereceğiz diyeceksin adama. Başka ne diyeceksin? Ne yapayım, yapacak bir şey yok. Geçelim, çıkardım. Hadi bakalım.